Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bütün yeni takipçilerimi selamlamak istiyorum. Gelin bakalım şöyle bir öpüştük. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gerçekten bu hafta hastaydım ama beni iyileştiren şeylerden bir tanesi oldunuz ve 100 aboneyi falan geçtik. Benim için çok değerli bir şey. Çünkü hayatımda da bu kanalda da hiçbir zaman parayı, şan şöhreti, ün kazanmayı falan önemseyen biri değilim. Ha, dev diyebilirsiniz ki ne oluyor lan daha 100 aboneyi geçtin hani millet milyonları milyarları geçiyor. Ya benim için burada zaten bir insanın hayatında tanıyabileceği kaç insan olabilir? Maksimum 1000 kişiyi falan tanıyabilirsiniz adam akıllı. Ben zaten güzel bir arkadaş çevresi, güzel bir anlayış çevresi kurmaya çalışıyorum bu kanalda. O yüzden bu kanalın takipçileri, bu kanalın izleyicileri bu kanalda ne oluyor lan ne bitiyor burada falan diyenler artarsa bu benim açımdan çok mutlu edici bir şey. O yüzden de takipçilere tekrardan merhaba dedik. Bugün ne konuşacağız? Başlıkta da gördüğünüz gibi bugün aslında fırtınaların göbeği bizim rahat etme alanımız değil, onu konuşacağız. Fırtınalar normaldir. Bilirsiniz aslında ifade şudur. Bir fırtınanın en güvenli yeri o fırtınanın merkezidir, göbeğidir derler. Belki bu meteorolojik olarak doğru olabilir. Ben bu alanda uzman olmadığım için bir şey söylemeyeceğim. Ama fırtınanın göbeği eğer hayatımızsa, yani fırtına yaşadığımız problemse, siz tam problemlerin göbeğindeyken aslında hayatınızın en rahat, en konforlu veya en az zarar alacağınız bir yerinde değilsinizdir. Bu fikre de nereden vardığımı söyleyeyim. Yaklaşık 30-40 dakika önce falan 2017 yılından beri kullandığım ve artık kullanmadığım fotoğraf makinemin SSD kartını buldum. Ve hani ne fotoğraflar var, hani neleri saklayayım, neleri saklamayayım falan buna bakarken bayağı eski fotoğrafları buldum. Ve bu fotoğrafların hepsinde baktım, yüzüm gülmüyor abi ya. Yüzüm gülmüyor yani ve hani beni bilenler bilecektir, bilmeyenler için söyleyeyim. Benim hayatımın 2017-2021 arası falan, hadi yani 2020 diyelim, çok zorlu bir süreçti. Yani gerçekten hayatımda ne yapıyorum ben, işte niye yaşıyorum, benim anlamım ne, ben hani herhalde çok işe yaramayan bir adamın tekiyim falan gibi fikirlere girdiğim bir dönemde. Ama o zaman insanlar bana kendime dikkat etmemi, İşte beni sevdiklerini, beni önemsediklerini söylemelerine rağmen açıkçası o zaman problemin ne kadar vahim olduğunu, yani ne kadar vahim bir pozisyonda durduğumu hiç fark etmemiştim. Bu benim için çok enteresan. Yani tekrar hani örneğimize dönelim. Fırtınanın tam göbeğindeyim. Fırtına beni içine çekmiş, 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 çekmiş. Etrafımda bir sürü şey cendere dönüyor yani. Ve ben şunu fark edememişim ya. Ben fırtınanın göbeğindeyim. Ve fırtınanın göbeği en sessiz, en sakin, en az türbülansın olduğu yer olduğu için ben demişim ki tamam ya burası iyi, ben burada kalayım. Ve hayatımın çok 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 uzun bir senesini, senelerini hatta o fırtınanın merkezinde tutmuşum. Yani hayatımı o fırtınanın merkezinde olmalıymışım gibi yaşamışım ve oradan çıkmayı hiç akıl etmemişim. Şimdi ben hani fırtınanın dışından baktığım zaman kendime hayret ediyorum. Neden? Ya arkadaş bir fırtına varsa oradan çıkarsın yani. O fırtına, çünkü hani fırtınayı bilirsiniz. Fırtınalar hareket ederler. Fırtına bir noktadan bir noktaya hareket ederken onun merkezinde kalmak için o fırtınanın yuttuğu şeylerle birlikte sizin de bir yere kanalize olmanız lazım. Ve genellikle hayat perspektifinden baktığınız zaman bu iyi bir yer olmuyor. Mesela burada çok kısa ya dediğim, İlk duyduğumdan beri çok üzülmüştüm. Buraya da koyayım kendisini. Mehmet Pişkin'i hatırlarsınız belki. 2014 yılında kendisi intihar etmişti. Hayatımın geri kalanına devam etmek üzere herhangi bir istek duymuyorum. Bir motivasyon ve bu kısır döngüyü de kıramadım bir şekilde. Ve kırmak yönünde de açıkçası bir miktar değil. Umudumu kaybettim. İşin temel sebebi bu. Bu kısır döngü kırılır mı? Kırılırdı elbette. Yaşam devam ederdi. Daha çok partilerdik, daha çok eğlenirdik. Güzel işler de yapılırdı belki. Ama dediğim gibi motivasyonu kaybedince ne işime gücüme verecek enerjim oluyor, o da çalıştığım muhteşem insanlara sızlık oluyor birazcık. Çok üzücü.
Çünkü gerçekten hayata çok aydınlık bakan, çok böyle neşeli, çok nazik, en azından kendi tabiriyle öyle olduğunu söyleyen bir insanın bütün umutlarını kaybetmesi, yani problemlerin içine çekilmesi, 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 çekilmesi ve tam fırtınanın göbeğine geldiği zaman tamam artık burası da rahat. Fırtınanın ötesi, yani dışına da çıkamıyorum buranın. Ne anlamı var? Hani girdim döngüye deyip kendi canına kıymış olması beni çok üzmüştü. Tabii o zaman bu kadar yüksek bir farkındalıkla bu olaya yaklaşmamıştım. Yalan söylemeyeyim. Ama 2014 yılından 2017'ye ışınlandığımda ben kendimi Mehmet Pişkin'in yerinde buldum. Ve 2017, 2018, 2019 ki hayatımın en kötü senelerinden biri olabilir. 2019 senesine geldiğim zaman içinden çıkılamayan bir fırtınanın tam göbeğinde buldum kendimi. Baktığım zaman evet etrafım çok sessiz, çok sakin. Bir huşu içindeyim. Çünkü en dibindeyim. Bütün problemlerimin farkındayım. Ama problemlerimle yüzleşmek, onların ötesine geçmek o kadar zor geliyor ki olduğum konfor alanı bana o zaman çok tatlı gelmişti. Ve asla çıkmamıştım. Belki benim de sonum Mehmet Pişkin gibi olacaktı. Belki ben de annemi, babamı, beni seven arkadaşlarımı, benden hoşlanan insanları üzmüş olacaktım. Buna hakkımız yok. Bu benim babamla falan da çok uzun uzun tartıştığım bir şey. Bunu anlamamız lazım arkadaşlar. Biz dünyada tek yaşamıyoruz. Biz dünyada tek yaşamadığımız için de problemlerimiz olduğu zaman, yani fırtınanın içine çekildiğimiz zaman etrafımızda insanları da götürüyoruz aslında. Bu işte ailemiz oluyor, sevdiklerimiz oluyor, bize değer veren insanlar oluyor. Hatta bir ortamın aurasını etkilediğimiz için sınıf arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız, herkes oluyor. Ve biliyorsunuz hayatta fırtınaların, yani depresyonların, problemlerin, büyük çaplı travmaların yaşı, dönemi yok. Yani travmalar şunu demiyor. Aa yaz sezonu geldi ya hadi bize eyvallah demiyor yani. Yazın ayağınızı kırıyorsunuz işte insanlardan ayrı kalıyorsunuz bir travma. Ailenizden birini kaybediyorsunuz bir travma. İşsiz kalıyorsunuz bir travma. Bunların dönemi, zamanı, sayısı yok. Hepimiz buna açığız yani. O yüzden fırtınaların merkezine çekildiğimiz zaman, fırtınaların en içinde olduğumuz zaman, kendimize bir sükunet hissi geldiği zaman hemen şöyle bir uyanmamız lazım. Dememiz lazım ki ne oluyor ya? Şu an bu kadar çok problemim var ve bende bir rahatlık var. Bu yanlış. Böyle hemen kendimizi çat 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 bir tokatlamamız lazım ve dememiz lazım ki bu yanlış. Bu doğru değil. Burada bir problem var. Ve bu problemi hissettiğimiz anda da bu videonun öncesinde söylediğim daha birebir de falan söylediğim her şey geçerli. O fırtınanın tekrardan içine girmek lazım. Çünkü bir şey ya da herhangi bir şey sonsuza kadar sürmüyor arkadaşlar. Yani tamam bizim çabamız çok önemli. Bizim çözebileceğimiz bir problemse bu. Yani başarısızlık, işte sabır etmek vesaire gibi bir problemse bunu etmek zorundayız. Hayat bu anlamda bir boks ringi gibi. Hani biraz örneğimizden çıkalım. Bunu ünlü şeften Arda'dan duymuştum. Kendi ismi, soy ismini hatırlamıyorum. Özür dilerim. Şöyle demişti, hayat bir boks ringi gibi ve hayat çok iyi bir boksör. Sürekli vuruyor size. Aynı şey gibi, fırtına gibi. Sürekli vuruyor. Siz defansa kapandığınız anda aslında en konforlu olduğunuz alan. Çünkü iki elinizin arkasındasınız, rahattasınız. Hayat sürekli vuruyor, 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 vuruyor. Ve diyor ki bir an geliyor diyor. Hayat diyor gardını düşürüyor diyor. Bu sefer siz ona bir vuracaksınız diyor. Ve ondan sonra siz kazanacaksınız, kazanmaya başlayacaksınız veya o an sizin hayatınızın dönüm noktası olacak. Ama eğer siz o anda, yani hayat gardını düşürdüğünde, fırtına hızını kaybetmeye başladığında o mücadelenin, o ringin içindeyseniz işte o zaman kazanıyorsunuz. Öteki türlü siz tarihin isimsiz kahramanlarından, yitip gitmiş yeteneklerinden biri oluyorsunuz. Buraya fotoğrafları da koymak istiyorum. O zaman insanlar bana ne kadar söylese de hiç anlamamıştım ne kadar kötü bir durumda olduğumu. Fotoğraflarda dediğim gibi yüzüm gülmüyor. Şişmanım. Kötü giyiniyorum. Etrafımda insan yok. Bunları niye söylüyorum biliyor musunuz? O zamanki Ali'ye gitseniz o konfor alanında olmanın getirdiği o rahatlıkla hepsine bir bahane bulurdu. Hatta belki arasam tarasam videoları falan da bulsam
bulduğun bahaneleri de buluruz. İçinizde çırpınan bir umut ateşi var. Bunu biliyorum. Herkes yaşamak ister çünkü. Dünyanın en zor coğrafyasında yaşayan insanlardan en tırnak içinde rahat yaşayan coğrafyasındaki insana gidin. Herkesin içinde bir yaşam sebebi var. Hepimiz ya fırtınaya çekilmekten korkuyoruz ya fırtınanın içinde kaybolup gitmekten korkuyoruz. Hepimiz korkularımız ve ümitlerimizle varız ve var olmaya çalışıyoruz. O yüzden eğer sen, beni dinleyen sen dostum, bu fırtınanın göbeğindeysen rica ediyorum. Öncelikle etrafına bak. Problemlerle çevrili bir cenderenin, bir curcunanın içinde en rahat yerdesin ve sona doğru gidiyorsun. Kendine olan saygıyı, benliğini ve hatta belki kendini kaybedeceksin. Bunu yapma. Etrafına bak. Etrafına baktıktan sonra şunu söyle. Arkadaş, ben burada olmamalıyım. Fırtınanın en rahat yeri fırtınanın dışıdır demelisin. Bunu dediğin anda ayaklarına, kollarına, zihnine, beynine öyle bir güç gelecek ki o güçle bu sefer o fırtınanın, o problemlerin, o hayatın sen yüzüne vurmaya başlayacaksın. Vuracaksın, 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 vuracaksın ve bir noktada hayat o gardını düşürecek ya. Lütfen o orada, o anda, o ringde ol. Tekrarlayalım. Etrafına bak. Eğer fırtınanın ortasındaysan bunu farkına var. Enerjini topla, motivasyonunu topla, başarmak zorunda olduğunu hatırla ve harekete geç. Bu kadar. Bu sana verilmiş kıymetli hayatı kurtarmanın 6 tane temel basamağı var. Öncelikle fırtınanın içinde olanlar, sizi seviyorum. Bazen insanları sevgi bağlasa da birçok zaman acılar bağlar. Gerçekten sizi seviyorum. Siz de beni sevin. Fırtınanın içine girmeye çalışanlar, kendini derdo hale sokmaya çalışanlar. Size de söylüyorum, inanın bunun içinde güzel romantize olacak bir şey yok. Fırtınanın içine çekilen arkadaşlar, size de şunu söylüyorum. Sabrın sonu, azmin sonu selamet. Emin olun, dediklerimi yaparsanız göbeğe çekilmeden bile çıkabilirsiniz burada. Keşke bana bunları söyleyecek biri olsaydı zamanda diyorum yani. Sizleri seviyorum. Uzatmak da istemiyorum. Hoşça kalın.